hain ve gafiller içimizde mi? Hainlerin hükmü. Enfal Suresi 27. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Mü'min Suresi 19. Ayet Allah gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir gibi pek çok ilahi hüküm hainleri şiddetle uyarmıştır. Hain bilerek hıyanet eden, gördüğü iyiliğe kötü karşılık veren, kötülük yapmaktan, zarar vermekten, çekinmeden hoşlanan, merhametsiz kimse demektir. Bu da emanete ihanet eden manasındaki münafıklık alametidir. Hainle gafil netice itibariyle birdir. Mesela Hazreti Ayşe annemize iftiraya atanla bunu araştırmadan gaflet içinde inanan gafillerin hükmü aynıdır. Hain, insanlık için zararlı bir şey. Mesela gıda, ilaç, aşı, bir metot, bir cihaz vesaire. Ürettiğinde bunu araştırmadan kabul edip milletin hastalanmasına, maddi manevi kayıplarına vesaire sebep olan, işleyen gibidir. Düsturunca aynı hainler zümresinden kabul edilir. Gafillerin hükmü Araf suresinin 179 nolu ayeti. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Buyurulmuştur. Gafil olan bitenden habersiz olan, olanın bitenin farkına varamayan, dikkatsiz, yaptığı işin önemini kavrayamayan, ihtiyatsız, hazırlıksız kişi demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla, Ya Rabbi içimizdeki gafiller sebebiyle de bizleri helak eyleme. Amin diyoruz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Enfal 27 Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde demiştir ki, bir kere Allah ve Resulüne hıyanet etmeye başladınız mı? Artık kendi aranızda da mala, cana, ırza ve namusa hıyanet etmeye başlarsınız. Hakk'a, hukuka, vatana ve milli görevlere de hainlik etmeye başlarsınız ve o halde siz bilirsiniz. Bile bile hıyanet edenlerden olursunuz. Bundan dolayı da birbirinize olan güveniniz yok olur. Kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum olursunuz. Siz kendinizden emin olamazsanız, diğerleri sizden hiç emin olamazlar. O vakit emniyet ve güven büs bütün ortadan kalkar. Başınıza işte o sözü edilen büyük fitneler kopar. Bunun için Allah'a ve Resulüne hıyanet edip de kendi kendinize hıyanet edenlerden olmayın. Hainlik ve yalan müminde huy haline gelmez. İki özellik vardır ki müminde huy haline gelmez. Bunlar hıyanet ve yalandır. Ahmet bin Hanbel, Müsned. Ancak mümin günümüzde Allah'ın açık ayetlerine rağmen gaflet içinde hıyanet sergilemektedir. Bunlar dalalet içindeki taklidi iman yaşayan hainlerdir. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizleri Allah'ı anmaktan, onun yolunda gitmekten sakın ha alıkoymasın. Ziyana ve hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Ankebut Suresi Siyasi İslam ve Müslüman Müslüman kişi lehinde ve aleyhinde olanı bilen, lehinde olana dikkat eden, aleyhinde olandan sakınan kimsedir. Günümüzde de milletin aleyhine televizyonlarda sanal medyada ortaya atılan bir takım sansasyonel, spekülatif, aslı var mı yok mu bilinmeyen hadiseleri Müslümanların bakış açısı fikir ederek, akıl ederek, düşünerek Kur'an, sünnet, ulemanın ittifakı, icma, kıyas gibi İslami hükümler dairesinde hadiseyi değerlendirmelidir. Ona göre vuku bulan hadiseyi ya kabullenmeli ya da reddetmeli. Her ikisini de diliyle, eliyle, canıyla, malıyla sonucu ne olursa olsun savunmalıdır. Hakiki Müslüman budur. Bugün siyasi İslam penceresinden bakıldığında Kur'an ve sünnetullah'a Allah'ın haram kıldığı, kerih gördüğü, kısaca yasakladığı bütün hükümlerin uygulandığı, hatta Allah'ın, Resulullah'ın hükümlerini savunanların cezalandırıldığını müşahede ediyoruz. Hainliği kesin olanlar tespitlidir. Bu haksızlık karşısında susan hainlerin yanında yer alıp en azından susan dilsiz şeytanlar ve gafiller Türkiye'mizi işgal etmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasi partilerin bu hain ve gafillerden temizlenerek Türkiye'mizin kurtuluş reçetesi gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de bunu yapacak Oğuz neslinin milli ve yerli liyakatli ehliyetli kadroları mevcuttur korona salgınında maske, mesafe, temizlik ve neticede aşıya mahkumiyet dışında bu milletin bağışıklığını düşüren gıdaları deşifre etmeyen ve bağışıklığı güçlendiren gıdaları anlatmayan hain ve gaflet içindedir. Denenmişlerle, hainlerle ve gafillerle yola devam etmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Türkiye'nin 2023 hedeflerinde gerçek Kur'an ve sünnetullah hükümleri çerçevesinde titreyip özümüze dönerek bugünkü ülkemizde yaşanan kaos ortamından kurtuluşun tek bir yegane yolu siyasi İslam'a kurban edilen Müslümanlığın gerçek manasında yaşanmasındadır. Rabbim başta yöneticilerimize, karar vericilerimize, müttaki Müslümanlara hakiki dini mübini İslamiye'yi yaşamayı hayatımıza şiar edinmeyi nasip eylesin. Amin. Vesselam.